Peki Bilkent'e girdikten sonra öğrencilik hayatınız nasıldı? Yani buradaki Bilkent'teki öğrencilik hayatınızla Indiana'daki öğrencilik hayatınızı kıyaslarsanız biraz. Şimdi Indiana'da tabii ki şimdi şey açısından farklı. Orada doktora öğrencisi, burada lisans öğrencisiydim. Şimdi bir o fark var. Bilkent'teki, yani ikisinden de memnunum bu arada ben. Genel olarak olumlu mu olumsuz mu açısından ikisi de olumlu geçti. Bilkent'teki hocalardan da memnundum. Şimdi benim çalışma arkadaşlarım oldular zaten. Hani benim bir ara hocalarımdı bunlar. Şimdi çalışma arkadaşım oldular. Onlardan memnundum. Indiana Üniversitesi'nde Bloomington kampüsünde yaptım doktoramı. Oradaki hocalardan da bayağı memnundum ben. Ortamdan bayağı memnundum. Bilkent'in de kampüsü güzel. Indiana Üniversitesi'nin de kampüsü güzeldi. Hani böyle yeşillik falan. Felsefe yapmaya elverişli. Oturup ağaç altında düşünebiliyorsun. Sessiz. Öyle şeyleri seviyorum. Yani genel olarak ikisinden de memnundum ben. Böyle özellikle sevdiğiniz veya sevmediğiniz taraflar oldu mu hocam üniversitelerde? Veya yani böyle Amerika veya Türkiye karşılaştırması da yapabilirsiniz. Valla yani şimdi Bilkent'teki öğrencilik hayatımı çok fazla hatırlamıyorum açıkçası galiba. Yani çok şey yapamadım. Yani memnundum genel olarak. Hani çünkü felsefe yapmak istiyordum zaten. İsteyerek girdim bölüme ve felsefe yapıyordum. Hani o yüzden de mutluydum. Hani öğrenmekten mutluydum. Dersler iyi gidiyordu. Bir de önceden işletme okuduğum için birkaç tane daha dersimi saydırmıştım. Daha rahattım da burada lisanstayken. Rahat rahat ben yaptım işimi yani. Derslerde az kişi oluyor Bilkent'te öğrenci sayısı. Hocayla birebir iletişim içerisinde olabiliyorsun. Ya, o açıdan şeyde iyi geçmişti. Amacım felsefe öğrenmekti zaten. Onu yaptık. Indiana'da yalnız bir kültür şoku çok fazla oldu diyemem. Kültür şoku. Fakat çok uyuşamadım orada pek insanlarla. Yani arkadaşlık ama yani çok fazla biraz rekabet vardı mesela ortamda. Birbirini desteklemekten ziyade birbirine rekabet. Halbuki rekabete ne gerek var? Ya, ama tabii ondan sonra da işe girecek insanlar. Hani iş için Evet. rekabet herhalde öyle bir şey düşünüyorlar. Gerçekten iş bulmak zor Amerika'da felsefe alanında. Yani öyle bir rekabetçilik ortamı vardı. Hani böyle bir insanlar birbirleriyle konuştukları zaman sürekli sanki alttan alta herkes diğerlerinden daha akıllı olduğunu göstermeye çalışıyormuş gibi bir şey hissediyordum ben insanların konuşma tarzından. O yüzden çok fazla mesela sosyal anlamda beni tatmin etmemişti Indiana. Okul olarak çok iyiydi, hocalar çok iyiydi, dersler çok iyiydi, kaynaklar çok iyiydi. Ama bir şey eksikti sanki O kültürel olarak. samimiyeti eksik buldunuz galiba Ha hocam. evet, öyle diyebilirim. Evet, anlayabiliyorum.